Merhaba canlarım, merhaba. Evet, bugün ne yapıyoruz? Başladık yemeklerimize. Bugün sulu köfte yapacağım. Aslında ekşili köfte yapacaktım ama son anda fikrimi değiştirdim. Dedim sulu köfte yapayım, ekşili köfteyi daha sonra da yapabilirim. Önce malzemelerimizi bir tanıyalım. Benim şöyle yarım kilo kadar kıymamız var. Yarım kilo. Bir su bardağı dolusu değil, üzerinden eksik, tepeleme değil. Ekmeğimiz var. Yani benim bunları fırında kurutup blenderdan çektiğim. Fakat bu ekmek yerine kısırlık ince bulgur da kullanabiliriz. Bir tane patatesimiz, soğanımız, bir tane havucumuz var. Baharat olarak köfte harcımızın içine koyacağımız yarım çay kaşığı karabiber, kimyon, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Bir çay kaşığı da atacağım ama bu yemeğimizin suyu ne olacak? Nanemiz var. Kullanacağım bir yemek kaşığı salçamız var. Evet, şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Soğanımızı bir rendeleyelim. Soğanımızı rendeleyelim. Evet, bu arada ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, nasıl gidiyor hayat? Allah bizim de böyle gidiyor. Dediğim gibi ekmek harcı yerine, ay gözüm ya, kısırlık ince bulgur da kullanabiliriz. Bu ne ya? Felaket acıymış sana. Öyle böyle değil. Oh, yandı gözlerim. Evet, soğanımızı rendeledik. İçine bir su bardağı ekmek harcımızı, yumurtamızı unutmuştuk. Şimdi yumurtladı tavuk. Yumurtamızı kırıyorum. Karabiber, kimyon, tuzumuzu ekliyoruz. Arkadan kıymamızı. Bir güzel iyice yoğuruyorum. Soğanın acısı hala gözümde yaktı. Harcımızı iyice yoğuralım hanımlar. İyice ekmek, su, maniye suyu ya. Yumurta iyice özdeşsin. Yuvarlamak için su alacağım ya, kafa suya gitti. Böyle köftenin şeyine de bayılırım bakmaya. Evet, köftemizin harcını iyice yoğurduk. Onu dinlenmeye bırakalım. Ocağımızı yakıyorum hanımlar. İçine çok fazla değil, az bir miktarda yağımızı koyduk. Kıymamız da yağlı olabilir. Havuç biraz geç piştiği için havucumuzu şöyle küçük küçük doğrayıp yağımızda kavuracağım. Şöyle yağımızın içine atalım. Bu arada diğer ocağımızı da yakıp içine az bir miktarda yağımızı koyalım. Ben patatesi çiğden koymuyorum.
bunları küçük küçük kare kare doğrayıp kızartıp da koyacağım. Yani arzu eden köftelerle beraber çiğden de koyabiliyor. Ama ben kızartmaktan yanayım. Şöyle çok fazla büyük, gayet küçük küçük doğruyorum. Hadi. Arzu eden daha büyük de doğruyor. Avuçlarımız cızırdamaya başladı bu arada. Evet, patateslerimizi de doğradık. Yağımız kızdığı zaman içine sallayacağız. Evet, bu arada köftelerimizi yavaş yavaş yuvarlamaya başlayalım. Bir miktar su da alabilirsiniz elinize, yanınıza ya da yağla da olur. Ben suyla yuvarlıyorum. Bir taraftan havucumuz kavruluyor, bir taraftan da patatesimiz. Evet. Büyüklüğünü, şeklini istediğiniz, dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şu büyüklükte yapıyorum. Şöyle göstereyim. O da zevkimize kalmış bir şey. Evet, havuçlarımız kavruldu. Bir yemek kaşığı salçamını koyuyorum. Kaşık büyük olduğu için bu yeterli. Tam bir yemek kaşığı. Ben aslında pek ölçülü yapmıyorum. Kendi göz kararımın ölçüleri daha bana iyi geliyor. Yani daha orantılı tutturabiliyorum. Evet, salçamız kavrula dursun. Biz burada patateslerimizi kızartacağımız yağımız da kızdı. Patateslerimizi atalım. Ben gayet minik minik doğradım. Şimdi kaşığı alınca ağza gelsin. Tabii büyük de gelir de. Küçük daha farklı hoşuma gidiyor. Evet, havucumuz kavruldu. Salçamız da güzel kavruldu. Kokusu gayet güzel geldi. Bunu açabilirsiniz. Açtık. Arkadan 1,5 kaşık nanemizi koyuyorum kavrulması için. Suyumuza, sosumuza koyuyorum. Sulu köftemizin suyunu bağlanması için hiçbir şey yapmıyorum. Zaten patatesimiz var. İçinde bir 5 dakika kaynadıktan sonra gayet güzel bir şekilde bağlıyor suyunu. Ama ekşili köfte yapacağım zaman ona kesinlikle tabii ki onu bağlıyorum. Oh, nanemiz de mis gibi geldi kokusu. Evet, hazır sıcak suyum vardı benim kettle'ımda. Kettle'ımdan suyumuzu ilave ediyorum. Bu göz kararı olabilir. Kullanacağınız köfteye, patatese, havuca göre ben şu an az koydum.
Daha sonra ilave edebilirim. Bu şekilde tenceremizin kapağını kapatıp havuçlarımızın birazcık yumuşamasını bekliyoruz. Bu arada ben de köftelerimizi yuvarlamaya devam ediyorum. Evet, köftelerimizi bilye şeklinde yuvarladık hanımlar. Bir tane patatesimiz, siz dilerseniz daha çok iç harcını koyabilirsiniz. Benim kıymam az olduğu için içinin malzemesini az koydum. Kaynamakta olan suyumuzdaki havuçlarımız da iyice pişti. İçine şimdi önce köftelerimizi salıyorum. Tabii bunları salarken ocağımızın altı kısıktı. Açalım. Evet, şöyle dağılmayacak şekilde karıştıralım. 2 dakika, çok fazla değil hanımlar, bir 2 dakika şöyle bir kaynasın. Evet, 2 dakika köftelerimiz de hemen pişti zaten. Arkadan patatesimizi koyuyorum. 1-2-3 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra yemeğimiz servise hazır. Evet hanımlar, patateslerimizi de koyduktan sonra 1-2 dakika kaynattık, ocağımızı kapattık. Kuru naneli sulu köftemiz hazır. Ben kuru naneyi köftenin içinde değil, mesajlar geliyor. Sosunda daha çok seviyorum. O daha hoşuma gidiyor. Evet, afiyet olsun canlarım benim. Oh, öpüyorum sizi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bye, hoşça kalın.